belgeyi bile hemen anında reddediyorlar ya. Bir de öyle bıçkınlar ki, öyle yani bir şeyler söyleyeceğim de hadi neyse, çok rahat bir şekilde çıkıp da aleyhinde konuşabiliyorlar ya. Ve bu memleket meselesi, halkın çıkarına olan bir şey. Ama reddediyorlar. Şimdi bu olay, biz elbette yandaş bir kanal istemiyoruz. Elbette yandaş bir yayın organı istemiyoruz. Bizim için asıl olan medya gerçekten bir ülke için çok ama çok değerli. Şimdi haber alma kanalları bunlar. Vatandaşların da bizim de beslendiğimiz yer medya. Televizyonuyla, internet gazetesiyle, günlük gazetelerle, ulusal ve yerel basınla. Biz buralardan faydalanıyoruz. Ama bu tarafsız olursa, gerçek gazetecilik yapılırsa, objektif değerlendirme yapılırsa, köşe yazarları tetikçilik yapmazsa, televizyonlar yandaşlığın sınırını aşan çirkin ithamlarda bulunmaz iseler, o zaman biz niçin protesto edelim? Niçin tavır alalım? Bizi eleştirsinler. Biz eleştiriye açık bir siyasi partiyiz. Eleştiri, öz eleştiri mekanizmasını içselleştiren bir anlayışa sahibiz. Ama yerinde doğru eleştiri bizim için bizim için kabuldür. Ya çıkıp akıllara zarar şeyler yapıyorlar. Hakaret ediyorlar ya. Genel başkanımız baştan olmaz hakaret ediyorlar. Evet. Yani bir televizyon programına çıkan o insanlar utanmadan, utanmadan küfre varan çok konuşmalar yapıyorlar ya. Bir hal aldı, ya geçmişte de tartışma programları vardı. İnsanlar karşı karşıya gelip eleştiriyorlardı. Ama hiçbir zaman bu galiz küfürlerin yer aldığı programlar yapılmıyordu. Bakıyorsunuz aynı insanlar, tetikçiler bir kanaldan bir kanala dolaşıyorlar. Aynı adamlar. Bunlar bir elin parmakları kadar. Ama ısrarla o isimler seçilip çıkarılıyor ve de. Israrla. Yani bu onların... her hafta aynı isimler özenle seçiliyor, evet. Ve çok farklı bir, gerçekten çok aşağı bir seviyede. Bunlar profesyonel şaklabanlar. Bu kadar açık söylüyorum. Profesyonel işleri bu. Siz buraya gelip bir iş ifa ediyorsunuz, bir göreviniz var. Onların da işi o. Akşam kanal kanal geziyorlar. Yalan, iftira, çamur atma, hakaret, küfür, her şey var. İyi de her şeyin bir tahammül sınırı var. Yani biz bütün bunlara karşı yıllardır göğüs geriyoruz. Ya 18 yıldır AK Parti'nin yaptığı bu olumsuzlukları eleştirmekten biz usandık. Onlar ahlaksızca savunmaktan bıkmadılar. Yani bizim buradaki tavrımız bu. Yoksa herhangi bir kanal bize karşı kanalları dolaşın. 20'ye yakın kanal bizim aleyhimizde yanlış, yalan program yapıyorlar. Ama biz bir şey demiyoruz. Peki diyoruz. Yüreğimize taş basıyoruz. İşimize bakıyoruz. Ama artık bir yerden sonra yani bardak taşıyor. Sınırı aşan şeyler yapıyorlar. Onların seviyesine inmiyoruz. Bizim arkadaşlarımız. Bakın şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan insanların çok büyük bir şeyi polemik ustasıdır. Çıkarız, onların hepsinin hakkından geliriz. Ama onların seviyesine biz inmiyoruz. Biz onların kullandığı yöntemle, onların söylemleriyle o televizyon programına çıkmayı seyredenlere bir saygısızlık olarak görürüz. Onun için dilimize sahip çıkıyoruz. Onun için üslubumuz çok daha mütevazi. Yoksa biz de onların seviyesine inecek kadar basit siyasetçiler değiliz. Bizim üslubumuz da belli, tavrımız da belli. Ama bu kanal adını almaktan dahi imtina ediyoruz artık. Ve sadece bununla da sınırı kalmayacaktır. Devam ederlerse, biz zaten bunlar bizim aleyhimizde çalışan kanallar. Bizim aleyhimizde yazı yazan gazeteler. Her gün çarşaf ve çirkin iftiralarda bulunuyorlar. Ne olacak ya? İzletmeyiz, protestomuzu yaparız, okumayız, zaten okumuyoruz. Olur biter. Onları kendileriyle, kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakacağız. Bu kadar açık. Şimdi süratle bu kanalın İzleme oranları, reyting müthiş düşmüş. Müthiş çırpınıyorlar. Böyle sansasyonel programlarla... Zaten aylardır sanıyorum o, evet, sorun tabii, tabii, söz tabii. Konusu. Şimdi bu tuz börekti. Bakın göreceksiniz. O reyting ölçme kuruluşları objektif davransın. Objektif davransın. Göreceğiz. Sizin kanallar, o mütevazi 3-4 tane kanal mı ciddi reyting yakalıyor, onlar mı yakalıyor? Sürekli düşüşteler. Çünkü vatandaş da rahatsız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen ya da CHP'ye... Yani bir mahalle kavgası resmi her zaman açtığımızda çok görüyoruz doğru. Akşamları. Çok doğru. Sürekli bağıran, birbirlerine bağıran insanlar, kimin neyi savunduğu belli değil ama konu hep aynı. Cumhuriyet Halk Partisi. Ezgi Hanım bakın, inanın az önce onu söylüyordum. CHP'ye oy vermeyen ya da sempati duymayanlar bile rahatsız olup kanal değiştiriyorlar. Onlarca vatandaş...
bunları bize, bizim yüzümüze karşı gelip söylüyor. Artık izlemiyoruz diyor. Bakın, ya o magazin kanalları ya da dizi yayınlayan kanalların izleyicileri çok daha artmış son dönemlerde. Hı hı. İlginç, niye? Ya televizyonun karşısına geçip keyifle bir tartışma programı izleyeyim demekten artık insanlar uzaklaşıyorlar. Hemen kanal arıyorlar, başka yere geçiyorlar, başka programlara bakıyorlar, dizi izliyorlar. Yani insanları program izlemekten de uzaklaştırdı bu kanallar, bu program şeyleri, işte neyse, böyle bir şeyden, süreçten geçiyor Türkiye. Ama biz gereğini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Onlar meydanı boş bulmuştu, atıp tutuyorlardı, hakaretlerin bin bin para. Biz onların seviyesine inmedik, inmeyeceğiz. Ya öyle bir noktaya getirdiler ki programı, sizin de söylediğiniz gibi, çıkan insanların artık ya yüzlerini eskitmekten de korkmuyorlar. Ya bir insan Allah aşkına haftanın 6 günü, 7 günü televizyona çıkar mı ya? Temcit pilavı gibi döndürüp aynı şeyleri söylüyor. Kılıçdaroğlu CHP. Kılıçdaroğlu bıktırdılar artık ya. Siz birazcık izan sahibiyseniz şu Sayın Genel Başkanımızın söylediklerine kulak kabartın. Türkiye bu sorunların birçoğunu yaşamayacak. Dış politika, rezil rüsva ettiniz ülkeyi ya. İtibarsızlaştırdınız. Dilimizde tüy bitti. Şu Suriye politikası ülkeyi mahvetti diye. Libya'daki yanlışlıklar. Habire yanlış üstüne yanlış yapıyor. Biz neredeyiz Allah aşkına ya? Bir gün Rusya'yla can ciğer kuzu sarmasıyız. Bir bakıyorsunuz 24 saat geçmeden Trump'la kol kola girmişiz. Efendim telefon görüşmelerine görüşüyorlarsa. Astana süreci diyorlar, 8. 9. sayısını unuttuk. Hiçbir getirisi yok. Böyle bir iktidar, böyle bir yönetimsizlik, bu ülke yönetilemiyor. Bunu söylediğimizde de tukaka oluyoruz. Ya Sayın Genel Başkan, hakikaten hani derler ya peygamber sabrı değil var. Peygamber sabrı var ya. Bir gün olsun ağzını açıp bir tek kötü kelime sarf etmiyor bunlara ya. Bir gün, her gün 24 saat kanallarında, gazetelerinde, programlarında, toplantılarında Kılıçdaroğlu CHP ezberlemişler. Ya başka işiniz yok mu sizin kardeşim? Bir kulak kabartın, bir dinleyin. Bir dinleyin, feyz alın. Bu ülkenin sorunları bari bir miktar azalsın. Yok. Hasmane bir tutumla sürekli saldırıyorlar. Kendi tabanlarını konsolide etmek için böyle bir yol izlemişler. İnanın, bu da onları kurtarmıyor. Son aylarda, son 7-8 ay içerisinde, çünkü Yargıtay'da kayıtlar çok net. Müthiş bir şekilde AKP'den kaçış var. Müthiş. Vatandaşlar hani o övgüyle söylüyorlar ya, 10 milyon üyemiz var. Hikaye. O 10 milyon üyenin çok büyük bir kısmı zaten zorla, belli bir takım umut aşılayarak, işte yardımlardan yararlanman için AKP'ye üye olmalısın, anlayışla üye olanlar. Bir kısmı da ilk başta işte bir sempati besleyenler. Şimdi her gün, hemen her gün onlarca AKP'li üye istifa edip ya uzak duruyor ya da başka partilere gidip üye oluyor. O açıdan AKP bir düşüş trendine girmiş. Bize saldırılarının çoğaltılması, hızlanması, tetikçilerini kana kala dolaştırmaların sebebi de bu. Evet, o kopuş gerçekten çok dikkat çekici. Öyle ki biz şunu bile gördük zamanında, oğlunun, yeni doğmuş oğlunun adını Recep Tayyip koyan bir vatandaş vardı, hatırlayacaksınız. Evet. Pişmanlığını dile getirmişti. Evet. Yaşadığı o zorluklar, geçim sıkıntısı, iş sıkıntısı, bir baba ve ailesini geçindiremiyor. Evet. Gelinen noktada ya da bir emekli. Aldığı para asgari ücretin altında, 1000 lirayla geçinmeye çalışan emeklilerimiz var. İşsizlerimiz, sizin de ifade ettiğiniz gibi, şimdi işsizlik fonu var ama işsizlerimiz maalesef bu fondan yararlanamıyorlar. Çok büyük bir sıkıntı var. Bunun yanında işte afetleri yaşıyoruz. Önlem alınmadığı, tedbir alınmadığı için, işin ehli insanlar işin içinde olmadığı için geldiğimiz nokta bu. Hani şu tabir vardır ya, uçurumun artık kenarına yavaş yavaş yaklaştık galiba. Ve şu en uç noktada belki de işte orası yenilenme dönemi olacaktır. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin. Bu ülkeye karşı sorumluluk sahibi bir siyasi parti, bir siyasi kadro var. Biz elimizi taşın altına koymasını biliriz.
Bütün zorlukların üstesinden geliriz. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Sorunlar dağ gibi. Hı hı. Ve bu sorunlar öyle bir noktaya getirildi ki artık dayanılamayacak bir hale geldi. Ama bütün bunlar vatandaşlarımız umutlarını yitirmesinler. Vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka ve mutlaka iktidar olduğunda bu sorunları çözeceklerine inansınlar. Biz bu sorunları çözecek kadroya, deneyime ve bütün birikimlere sahip bir gücüz. Bu gücümüzü halkın çıkarları için, ülkemizin çıkarları için kullanmaya da hazırız. Sadece vatandaşlarımızdan istediğimiz şu, bütün bunları görerek önümüzdeki seçimlerde erken de olsa, zamanında da olsa biz her türlü seçime hazırız. Bundan önce de erken seçimler yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi hazırdır, gireriz seçime. Zamanında da olsa, erken de olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bütün bu sorunların kısa süre içerisinde çözüleceğini mutlaka inanmalılar ve biz bunu yaşatmaya hazırız vatandaşlarımıza. Tıpkı son yerel seçimlerdeki başarılı sonuçlarda bugün geldiğimiz noktada CHP'li belediyelerin nasıl insan odaklı belediyecilik yaptıklarını, nasıl başarılı hizmetler ürettiklerini, bütün zorluklara rağmen, bütün dayatmalara rağmen ve bütün imkansızlıklara rağmen imkan yaratarak, hı hı, tasarruf tedbirleriyle iyi işler yaptıklarını görmeye başladılar. Memnuniyet de son anketlerde CHP'li belediyeler üzerinden nasıl ciddi puan artışlarının olduğunu da ortaya koyuyor. Çok şükür ki bugünlere geldik. Çok şükür ki sadece belediyelerin anketleri değil, CHP'nin anketlerde CHP'nin oy oranının da %30'ların üzerine çıktığı bütün anketlerle artık ifade edilmek durumunda kalındı. Evet. Bu iktidarımızın yakın olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımız şuna inansınlar, Cumhuriyet Halk Partisi varsa çözüm var, Cumhuriyet Halk Partisi varsa huzur mutlaka gelecektir. Cumhuriyet Halk Partisi varsa vatandaşların ve ülkenin çıkarına ne gerekiyorsa onu yapacağımıza emin olsunlar. Biz hepsini hallederiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, günaydın. Türkiye'yi burada noktalıyoruz. Konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'dü. Ve saat başında Haftaya Bakış programımız başlayacak. Profesör Doktor İlhan Uzgel'le dünyada neler oluyor, bunları konuşacağız. Bizden ayrılmayın.